Çok kıymetli takipçilerimiz, hepinize merhabalar. Yepyeni bir son dakika bilgisiyle sizlerle tekrardan beraberiz. Bizlere desteğinizi sağlamak amacıyla önce kanalımıza abone olmayı, bildirim zilini açmayı ihmal etmeyin. Kıymetli takipçilerimiz, anavatan Türkiye Libya ile beraber anlaştı. Yunanistan'ın bütün planları bozuldu. Anavatan Türkiye, Yunanistan, Fransa ve Almanya'nın bütün engellemesine rağmen Akdeniz'de harekete geçiyor. Türkiye ile Libya arasındaki anlaşmanın 30 trilyon dolarlık potansiyel taşıdığı da ifade edildi. Anavatan Türkiye ve Libya devleti arasında hidrokarbon alanında işbirliğinin geliştirilmesi, iki ülkede kara ve deniz karalarının araştırılması, geliştirilmesi, üretimi alanında ortak proje yapılmasını amaçlayan mutabakat saptı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuldu. 3 Ekim 2022 tarihinde Trablus'ta imzalanmış mutabakat saptına ilişkin kanun teklifinin önümüzdeki günlerde TBMM Dış Komisyonu'nda akabinde genel kurulda onaylanarak yürürlüğe girmesi bekleniyor. Bir süre sonra Libya'daki Trablus İstinaf Mahkemesi'nin ülkenin iç hukukundan kaynaklanmış teknik bir sebeple anlaşmanın arkaya alınmasına, anlaşmanın askıya alınmasına ilişkin bir karar verdiğini belirtmişti. Ancak sonrasında Libya Petrol Bakanı Muhammed Aoun anlaşmanın geçerli olduğunu açıklamıştı. Libya tarafından gelen bu açıklamalardan sonra Türkiye anlaşmanın onay sürecini başlattı. Bu kapsamda onaylanması amacıyla mutakabat zaptında iki ülke arasındaki işbirliğinin nasıl yürürlüğe geleceğine ilişkin detaylara yer verildi. Anavatan Türkiye'nin Libya ile beraber imzaladığı hidrokarbon anlaşmasının 30 trilyon dolarlık potansiyel taşıdığı belirtiliyor. Yunanistan başta olmak amacıyla Fransa, Almanya gibi ülkeden itiraz etmesine rağmen anlaşma kapsamında Türkiye ve Libya iki ülkenin milli petrol şirketleri alanında birçok alanda ortak çalışma yapabilecek. Anlaşmaya göre Libya'da hidrokarbonların aranması, üretilmesi, taşınması, rafine edilmesi, ticari yapılması, dağıtımı, ticaretle ilgili projelerin geliştirilmesi, petrol, doğalgaz, petrokimyasallar, rafine edilmiş petrol ürünleri üretimi, ticaret konusunda iki ülke işbirliği yapmış olacaktır. Ülkemize hayırlı olsun.